Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine her zaman olduğu gibi çok kıymetli bir konuğumuz var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Çalık. Hocam hoş geldiniz hoş programa. Hoş bulduk, sağ olun. Biz de hastanenize hoş geldik. Aynen. Şunu söyleyelim tabii, hiç dilemeyiz hiç kimse hasta olmasın, hastanelere kontroller dışında gidilmesin ama burasının hem böyle bir enerjisi, çalışanların ciddiyeti, sorumluluğu gerçekten güzel. Yani hastaysanız, bir derdiniz varsa bu hastaneye böyle gönül rahatlığıyla gelip, şimdi şey de var hastalarda, biz de bir taraftan vatandaş hasta da olduğumuz için bir hastaneye gidip bir doktora güvenmek çok önemli. Buradaki doktorların, işte sizin de öyle güler yüzünüz, bir insana bir güven de veriyor hakikaten. Önce bir teşekkür edelim hem kendi adıma ve ekibim adına. Ben güzel karşıladınız. Biraz uzatıyorum ki heyecanınız da gitsin diye hocam. Şimdi önce hemen şunu sormak isterim. Eğitim sorumlusunuz. Evet. Önce bundan bir bahseder misiniz? Yani acil tıp kliniği eğitim sorumlusu olarak neler yapıyorsunuz? Asistanlarla nasıl bir eğitim süreci? Hatta az önce, çekimden önce bir sınavdan da bahsettiniz. Demek ki çocukların geleceğini de etkileyen bir durum var burada. Aynen. Şimdi acil tıp kliniği aslında ülkemizde çok bilinmeyen ama bilinmesi gereken bir uzmanlık alanı aslında, bir ihtisas. Aynı nasıl bir genel cerrahi, beyin cerrahi bir ihtisas alanıysa, evet, acil tıp da artık Türkiye'de 1993 yılından beri aslında bir ihtisas alanı. Yani asistan yetiştiriyor ve uzman hekimler yetiştiriyor. Yani uzmanlık olarak da acil tıp uzmanlığı adı altında uzmanlar yetiştiriyor. Bu, yani dünyada aslında 1960'lardan beri acil tıp uzmanlığı bir ihtisas olarak başlamış. Bizim ülkemizde de işte ilk olarak 1993'te 9 Eylül Üniversitesi de acil tıp ihtisas olarak başlıyor. 2006 yılında ise 18 tane eğitim araştırma hastanesi asistan alıyor acil tıp adı altında. 2006'dan sonra hem acil servislerdeki uzman sayısı artmaya başlıyor. Hem de işte bilinirliği aslında biraz daha artıyor diyelim. Halk arasında hani acil servis deyince hiçbir alan olmayan, işte gittik, işte her şeyden anlayan, her şeye bakan bir kişi olarak görülüyor. Ama aslında, öyle değil, değil mi aslında? Aslında öyle değil. Peki bu acil servisle acil tıp kliniği arasında bir fark var mı, yoksa aynı şey mi bunlar? Şimdi acil servisler aslında daha birinci ve ikinci basamak hastanelerde, daha ne bileyim işte devlet hastanelerinde ya da ilçe, evet, hastaneleri gibi düşünün. Ama acil tıp klinikleri işte üniversitelerde, eğitim araştırma hastanelerinde, daha yoğun ve kalifiye hasta bakılan yerlerde hastaların pratisyenler tarafından değil, pratisyenlere ek olarak uzmanlar tarafından daha detaylı ve profesyonelce bakıldığı bir eğitim alanı aslında. Yani şöyle mi anladık, ben de bilmediğim için, aslında izleyenler de benim gibi bilmiyor birçoğu büyük ihtimalle. Yani acil servisten farkı, pratisyen bir hekim değil de orada o konuya dair bir uzmanın olduğu. Peki uzman, örnek veriyorum, işte kalp krizi geçirdi geldi ya da bir travma, ona göre uzmanların bulunduğu, birçok uzmanın bir arada olduğu bir klinik mi oluyor? Şöyle söyleyeyim, yani acil tıp kliniği aslında acil tıp uzmanlarının oluşturduğu bir evet, uzmanlık alanı. Yani kardiyoloji uzmanı, kalp krizi geçiren bir hasta için illaki kardiyoloji uzmanının ihtiyacı olacak. İşte buna bir anjiyo girişimi yapılacak, evet, ya da işte cerrahi olarak bir şey gerekiyorsa işte kalp damar cerrahisi müdahalesini yapacak. Ama aslında acil tıp işte bu sağlığın hayati tehlike oluşturduğu ve bu hayati tehlikenin normale dönüştürmek için yapılan, aslında ilk işlemi yapan kişiler, yani uzmanın yaptığı, ne bileyim işte bir kalp krizi geçiren hastaya direkt işte anjiyo yapmayacak ama işte bir kalp krizi geçiren hastaya işte kalp krizinden dolayı işte bir işte solunum durması ya da işte kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı hayati tehlikenin daha da arttığı durumlar, aslında bunları normale getirmek için gerekli tedavi verecek kişi yani aslında. Hayatta kalmasını sağlayacak aynen, yer. Aynen. Değil mi? Belki bir tedavi değil ama kalp krizinden gelen bir hastayı önce hayatta tutmak. Hayatta tutmak ve tedavinin de aslında ilk olarak başlandığı, ne bileyim işte bir diyoruz işte aspirin.
Evet. Aspirin işte ilk olarak işte acil serviste başlayacağız. Yani gibi. Bir şey ya da işte oksijen vereceksin tedavisinde normalde de var. Bunu ilk olarak acil serviste başlıyoruz. Ama daha sonra bu hastaya biz ne diyoruz işte bu işte EKG'lerini çekiyoruz, kalp grafilerini, işte kanlarını alıyoruz. EKG'lerinde baktık işte hasta göğüs ağrısıyla geldi, bir kalp krizi geçiriyor. Biz diyoruz ki artık bu hastanın kesinlikle ve kesinlikle anjiyo olması gerekiyor. İşte kapı balon dediğimiz işte bu hasta 60 dakikada ya da işte 120 dakikada eğer kendi merkezinde kardiyoloji yoksa 120 dakikada biz bu hastayı anjiyoya ulaştırmak durumundayız. Bu 120 dakikada anjiyoya ulaştırana kadar da gerekli tedavileri acil serviste başlamamız gerekiyor. Gerekli müdahaleleri acil serviste yapmamız gerekiyor. Peki acil serviste genel olarak hangi hizmetler sunuluyor? Şimdi acil serviste normalde yani acil tıp kliniği dışında şöyle söyleyeyim. Acil servise her tür hasta geliyor aslında. Yani normal bir üşüme titremeden tutun bir ne bileyim işte üst solunum yolu enfeksiyonundan bir beyin damar tıkanıklığına kadar bir felç hastasına kadar bir kalp krizinden ya da özellikle travma hastaları çok fazla geliyor. Yani trafik kazası, travma deyince işte. Hangi çeşit travmalar oluyor daha çok? Tehlike şöyle söyleyeyim. Hani bu biz işte minör travma ya da major travma olarak ayırabiliriz. Minör travma işte herhangi bir dokuya dışarıdan bir işte cisimle ya da cisimsiz olarak bir yaralanma olarak görebiliriz ufak bir şekilde. Bu yaralanmada hani herhangi bir organ hasarı olmayacak. Evet. Ya da işte sadece işte yüzeyel küçük ya da küçük bir kırık da olabilir. Bunlar daha minör travmalarken işte major travma dediğimiz ya da multi travmalar dediğimiz işte birden fazla organın eşlik ettiği daha şiddetinin yüksek olduğu ne bileyim işte yüksekten düşme bir binanın tepesinden ya da bir trafik kazası esnasında gelen hastalar ya da işte iş kazası da yine aynı şekilde yine yüksek enerjili bir travmayla karşımıza gelebiliyor. Yani travmaların aslında acil servise gelen travmaların birçoğu minör travma. Ama bunlar dışında tabii major travmalar da geliyor, multi travmalar da geliyor. Şimdi travma oluş mekanizmasına göre, şiddetine göre biz bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Bu teşhis aşamasında ne oluyor? İlk geldi hasta bu travmadır diye bir teşhisi nasıl koyuyorsunuz önce? İşte o ilk tedavi dediniz, o tedaviye nasıl başlanıyor? Daha sonra bir sevk mi ediliyor yoksa sizin klinikte devam mı ediyor onun tedavi süreci? Onları da kısaca bahsedeyim. Şimdi normalde bir trafik kazası kendi aracıyla gelebildiği gibi bir ambulansa da gelebiliyor. Ya da işte başka bir travma. Yani bunların aşağı yukarı yarısı ambulansa geliyorsa yarısı da ayaktan geliyor yakınları tarafından. Bu tip hastalar acil servisimize geldiğinde acil travma odamız ya da acil resütasyon odamız var. İki tane travma için ayrılmış alanımız var. Özellikleri nedir o alanların? Şimdi resütasyon alanı yeniden canlandırma alanı diye geçer. Bu resütasyon alanı daha ağır travmalar. Ne bileyim işte hasta geldi, işte hastanın bilinç durumu bozuk. Hasta işte geldi, aşırı derecede kanaması var. İşte görünür kanaması var. Ya da hastanın baktık tansiyonu çok düşük ya da alamadık. Hastanın kalp atımı alamadık. Bu hastaya biz kalp masajı yapacağız. Ya da ilk geldiğinde işte hastanın işte göz bebeklerinden bile anlayabileceğimiz beyin içerisinde bir hadise var. Beyin kanaması geçirmiş olabilir. Ya da işte sol kalıp vermekte zorlanıyor. İşte akciğerin bir tarafı tamamen işte kanamış olabilir. Hemotoraks dediğimiz bir olay. Ya da işte eğer bir cisim batmasıyla bir yaralanma meydana geldiyse pnömotoraks dediğimiz farklı bir yaralanma yine acil servisimize başvurmuş olabilir. Yani ağır olanları resütasyon kısmında. Daha hafif olanları yani hastanın bilinci açık işte otobüste ayaktayken düşmüş. Herhangi bir işte kolunda kırığı olabilir. İşte bacağında kırığı olabilir. Düzenli nefes alıp veriyor. Kalp atımları gayet normal. Bu hastalarda travma alanında bakıyoruz. Ve işiniz çok zor. Ben şimdi dinlerken bile yoruldum. Çok ciddi şeylerden bahsediliyor. Sağlık zaten çok önemli. Aynen. Aslında bu süreçte, yani işte yaşadığımız şu pandemi sürecinde de belki tek faydası
insanlarımızın da sağlık çalışanlarına, işte hekimlere, bütün sağlık çalışanlarına verdiği önem artmış oldu. Hak ettikleri saygıyı da aslında almış oldular. Çünkü pandemiden önce işte televizyoncu hep şöyle haberler gelirdi. İşte hasta yakınları doktora saldırdı. İşte şöyle oldu, böyle oldu gibi. Şu anda gerçekten doktorlara, bütün sağlık çalışanlarına insanlar çok saygı gösteriyor. Bırakın artık ağızların içine bakıyorlar. Bir şifa, işte bir aşı iyi mi, işe yarar mı? İşte şudur, şifayı almak adına. O yüzden anlattıklarınızı biz de hayran hayran dinledik. Ne kadar zor. Siz çok basit anlatıyorsunuz tabii. Trafik kazası geçirdi, geldi vücuduna işte bir demir battı, geldi. Aslında bir ölümcül bir şekilde gelip sizin bilginiz, donanımınız sayesinde, yani bütün doktorlar açısından tabii ki, orada hayata tekrar dönmüş oluyor ya da ölecekken. İşte biz aslında acil tıp uzmanları olarak bu ilk müdahale kısmını evet. yapıyoruz. Şimdi sonra ne oluyor? Travma kısmı aslında tamamen bir ekip işi. Sadece acil tıp uzmanlarının evet. altından kalkacağı, acil tıp uzmanlarının kararıyla, verdiği kararla sonlanan bir durum değil. Evet. Şimdi biz bu hastalar geliyor, işte biz işte karın batın ultrasonu yapıyoruz. İşte herhangi bir iç kanama var mı yok mu buna bakabiliyoruz acil servisimizde. Ya da işte bu hastaya işte gerekli işte tetkikleri yaptırıyoruz. Tomografi çektiriyoruz. Evet. Ya da işte kanlarını alıyoruz. Özellikle cerrahi bir durumda kan değerlerinde biz düşüşler bekliyoruz. Bunları tespit ettikten sonra acil tıp uzmanı olarak daha sonra hangi branşı alakadar ediyorsa, işte genel cerrahi alakadar ediyorsa, karın içerisinde bir problem varsa daha çok genel cerrahiyle. Kafa içerisinde bir hadise varsa düşünüyorsak ve tespit etmişsek, işte bunu yaptığımız muayeneyle, tetkiklerle, işte görüntüleme hizmetleriyle tanısını koyduktan sonra konsultasyon şeklinde işte kafa içi hadise varsa beyin cerrahiyle, işte göğüs kafesiyle alakalı bir problem varsa göğüs kafesiyle ilgili problemlerde işte biz işte acil tıp uzmanları olarak işte bir çok hayati arz eden işte tansiyon pnömotoraks dediğimiz hı hı. içeride işte akciğerin tamamen havalanması ve bir tarafa diğer organları baskılaması. Bu işte ani olarak kalbi durdurabilecek, hı hı. damarlara baskı yapacak bu durumda. Ya da bir pnömotoraks, hemotoraksla göğüs tüpünü hızlı bir şekilde hiçbir uzmanlık alanı beklemeden takmamız gereken durumlar var. Müdahale etmemiz gereken durumlar var. Bunları yaptıktan sonra ilgili branşı çağırıyoruz. İlgili branşla tekrar değerlendiriliyor. İşte eğer bir yaşam savaşı veriyorsa bu hasta, yaşam müdahalesini yapıyoruz. Ama onun dışında bu hasta ameliyata mı gidecek? Bu hasta işte servise yatıp tekrar takipleri serviste mi yapılacak? Bunun kararını diğer branşlarla birlikte veriyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Ya da işte bu hasta servise değil, yoğun bakıma yatabilir. Yoğun bakıma yatacaksa da yoğun bakım uzmanıyla bunları bir şekilde, koordineli bir şekilde yönetiyoruz süreci. Bir de travmadan bahsettik ama başka işte kalp krizi ya da beyin felci. Aynen. Şimdi sadece işte acil servis deyince travma değil evet. tabii ki. Travma dışında işte özellikle ülkemizde kronik hastalıkların artması, özellikle kalp ve şeker hastalığı diyeyim. Bunların etken olduğu nedenlerden dolayı beyin hastalıkları da bir şekilde artıyor. Yani bizim acil servise gelen hastalıklardan birisi de bu. Halk arasında beyin felci dediğimiz, serebrovasküler olay dediğimiz, beyin damarına bir vücudun bir yerinden bir pıhtı geliyor, tıkıyor. Tıkadığı yere göre işte konuşması bozulabiliyor hastanın. Bir kolu kalkmayabiliyor, bir bacağı kalkmayabiliyor. Yani bunu gördüğümüz an işte biz diyoruz ki işte bunda işte yeni bir şey mi yoksa acaba daha önceden mi geçirdi? Bunun kararını vermemiz gerekiyor. Bazen işte hasta sabah kalkıyor. Diyor ki işte hasta yakını sabah, özellikle sabah namazı vakti çok oluyor bu. Ben işte sabah namazına kaldırdım. Hasta kalkamadı. İşte konuşması bozulmuştu. Acil servise getiriyorlar. Biz bunu işte tetkik yapıyoruz. İşte tomografide bakıyoruz. Acaba gerçekten bu sabaha karşı mı bir felç geçirmiş yoksa akşam saatinde yattığında da felç geçirmiş olabilir. Yani burada aslında bir 4-6 saatlik zaman dilimi var bizim açımızdan önemli olan. Bu hasta 4-6 saatlik zaman diliminde geldiyse bu damarı açmak için yine trombolitik merkezlerine, yine bizim hastamızda
hastanemizde yapılan işte beyne anjiyografi cihazıyla, aynı nasıl bir kalbe anjiyografi cihazıyla girilip damar açılmaya çalışılıyorsa, beyne giden damarlarda da yine anjiyografi cihazıyla bakılıp varsa ne diyeyim işte açılmaya çalışılıyor. Evet. Ama zamanı geçirmişse o zaman artık normal biz medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisine başlıyoruz. Hı hı. İlacın ilk tedavisine biz işte bu kan sulandırıcı ilaçlarla başlanıyor, bunların tedavisine de. Daha sonra da bunun koordinasyonunu yine yoğun bakım doktorlarıyla ve nöroloji doktorlarıyla koordine ediyoruz. Yani aslında bizim işimiz ilk hastanın hayati tehlikesini ortadan kaldırmak. Hı hı. Daha sonrasında yardımcı branşlarla, ilgili branşlarla koordineli bir şekilde. Az önce güzel bir şey söylediniz hastalarla ilgili. Diye örnek işte belki bir bilgilendirme de olur. Kalp krizi geçiriyor hasta. Evde tek başına olabilir. O anda bir ne yapması lazım? Doktorun işini kolaylaştırmak adına ya da yanında birisi varsa ilk nasıl bir müdahalede bulunmalı, ne yapmalı? Şimdi normalde biz hep acil tıpta aslında ABC deriz yani. Bu ABC, airway, breathing, evet, ya da sirkülasyonun baş harfleri. Öncelikle hastanın hava yolu açıklığını, solunumunu ve dolaşımını kontrol etmesi gerekir. Yani hava yolunda herhangi, yani hasta gerçekten kalp krizi geçiriyor mu geçirmiyor mu, evde bunun kararını vermek zor. Evet. Ancak çok şiddetli bir göğüs ağrısı olacak. Göğüs ağrısı olduktan sonra işte acaba ben kalp krizi mi geçiriyorum? Herhangi bir ilaç verilmemesi gerekiyor. Yani bu hastalara evde. Çünkü biz bu hastayı kalp krizi olarak değerlendirip evde, bizim buraya geldiğinde acil servisimize, bu kalp krizi olmayabilir de bir aort dediğimiz kalbinden çıkan en büyük damar, onun bir ayrışması, diseksiyonu olabilir. Bu da yani kan sulandırıcı ilaç biz işte kalp krizinde veriyoruz. Ama bunlarda bir akciğer grafisi çektirmek ya da işte görüp ondan sonra vermemiz gerekiyor. Yani tedavi edelim derken de yanlış tedavi uygulamamamız gerekiyor. Kan sulandırıcı dediniz, belki de bir bilgilendirici olsun. Çok da kullanıyoruz bu, özellikle bebek aspirini. İşte haftada 2 tane içelim, 3 tane içelim. Bunun bir faydası var mı? Faydası ya da bir zararı var mı? Şimdi tabii ki yani faydası var mı derken, bunların hepsi doktor gözetiminde verilmesi gereken ilaçlar. Doktorların bilgisi olmadan verilmemesi gerekir. Yani bazı kişiler için, yani ilaç derken sadece kan sulandırıcı ilaçlar için de değil, birçoğu için etkisi olduğu kadar bunun yan etkisi ve zararları da var. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar, bazıları işte alıyor, ya işte bir şey olmaz, her gün alıyor. Daha sonra bakıyorsunuz bu mide kanamasıyla karşımıza gelebiliyor. Ya da yüksek tansiyon hastası kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyor, bir anda beyinde bir kanamayla yine acil servisimize gelebiliyor. Yani bunlara da dikkat her etmek gerekiyor. Her gün içmek o zaman daha tehlikeli bu. Yani her gün içen hastalarımız var. Ama bu kar zarar oranı bir şekilde. Hasta gerçekten bir kalp krizi geçirmiş, evet, tedavi olmuş, stent takılmış ya da işte damar operasyonu olmuş. Bunlara ömür boyu kullanacağı zaten kan sulandırıcı dediğimiz ilaçlar veriliyor. Bunları düzenli bir şekilde kullanıyorlar. Evet. Aynı şekilde beyin damar tıkanıklığı olan hastalarda ömür boyu bu ilaçları kullanıyorlar. Ve bu ilaçları kullanırken de haftada bir, 2 haftada bir kan tetkiki yaptırıyorlar. Yani evet, bunlarda herhangi bir kanama değeri kanama değerini arttıran bir durum oldu mu? Olursa işte ilacın dozunu düşürülüyor. Bunlar hepsi ayarlanarak yapılan şeyler. Evet, bir hekim kontrolünde yapılmasında fayda var. Aynen. Böyle şeylerin. Sevgili izleyenler, program şimdi sonuna doğru geliyoruz ama şunu da sormak isterim. Acil tıp kliniğinde bizim yani dünyadaki yerimiz nedir? Avrupa'da özellikle birçok da sağlık alanında da çok gelişmeler oluyor. Ya sizin alanınızla ilgili biz ne durumdayız ülke olarak? Şimdi ülke olarak dediğim gibi 1960'larda dünyada acil tıp ihtisası başlamış. Bizde de 1993'te başlamış sadece üniversitelerde. 2006 yılından sonra ise eğitim araştırma hastanelerinde, aynı bizim buradaki eğitim araştırma hastanesi gibi hastanelerde 18 tane eğitim araştırmada başlandı. Daha sonra bu arttı. Şu an Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Türkiye'deki aslında birçok eğitim araştırma hastanesi toplandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, evet, sadece İstanbul'daki bir Gazi Osman Paşa değil, aynı zamanda Şişli, Kanuni, şehir hastaneleri, Ankara'daki hastaneler, ne bileyim işte Erzurum, Kayseri, tüm hastaneleri kapsayan bir
ortak bir çatı oluştu. Öyle söyleyeyim. Şimdi acil tıp da hızlı bir şekilde aslında bu eğitim araştırma hastanelerinde 2006'dan sonra hızlı bir şekilde ilerleme kaydetti. Eskiden ne bileyim işte sadece işte prasyenler tarafından bakılıyordu hasta ya da işte cerrahi hastaları sadece bir genel cerrahi uzmanı tarafından bakılıyordu. İşte genel cerrahi uzmanı kendi tarafından çok profesyonelce bir karın bakabilir ama bunun dışında bir ne bileyim işte beyin kanaması çok ilgi alakası olmayabilir. Ya da işte bir arter yaralanması, bir ayakta ya da kolda bir ciddi bir arter yaralanması gözden kaçırabilirdi yani. Tabii bu biraz da tecrübeyle alakalı. Tecrübeli olanlar daha dikkatli bakıyor ama bu yani bir anda olacak bir şey değil, öyle söyleyeyim yani. Bunun bir eğitim süreci var tabii ki. Bu eğitim sürecinde de işte basamak basamak bunlar işte öğrencilikten başlayarak işte asistanlıkta anlatılarak devam ediliyor. Bir usta-çırak ilişkisi şeklinde oluyor yani aslında. Hem bilgi gerekiyor hem de bir tecrübe. Tecrübe de gerekiyor kesinlikle. Teori ve pratik bir arada olacak. Aynen, yoksa istediğin kadar 40 yıllık doktoru getir, acil servise koy. Yani çok kalifiye bir şekilde hasta bakamayabilir. Ama acil serviste işte bir yıl çalışmış doktorla 10 yıl çalışmış doktor arasında da bir fark olur mu? Fark oluyor. Çok teşekkür ederiz. Bilgiler verdiniz. Çok kıymetliydi. Ben teşekkür ediyorum. Programa da katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ev sahipliğiniz için de çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programı sonuna geldik. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Osmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Çalık konuğumuzdu. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşça kalın.